ve Ekrem İmamoğlu. Geçen hafta Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması yerine kayyum atamasından sonra çıkış yapmıştı. Aslında hedef tahtası da kendisinin olduğunu biliyor. Olmalı demiştik. İmamoğlu acaba ne dedi bugün? İktidar kontrolü kaybetti. Tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kayre'den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği encümenini olağanüstü topluyoruz demiş İmamoğlu. Peki Mansur Yavaş ne yapıyor? Şimdi önce sıcacık bir soru sormak istiyorum. Çok sıcak bir gelişme. Mansur Yavaş ne yapıyor? Gelişmeler nasıl izliyor? Bu, bu, gelişmeler hakkında bir Bunun bilgim yok ama diğerlerini sanırım, sanırım yakından takip ediyorum. Bir açıklama yaptı önce. Evet. Hukuki açıdan kendisi evet. avukat olduğu için evet. ve siz de kendisiyle konuştunuz. Evet. Esenyurt'ta başlayalım. Aslı birbiriyle bağlantılı. Başlayalım. Şöyle doğrudan ağzından ifade edeyim. Dün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim programı çıkacağım için. Gündeme dair o bir de çok gündemde son bir karşıya girdi malumunuz. Esenyurt Belediyesi konusunda bir hukukçu olarak gördüğüm yanlışları net bir şekilde ifade ettim diyor. Siyasi bir tavır söz konusu. Davanın içeriğinde nelerin yer aldığını ve delilleri hep birlikte takip edeceğiz ve o zaman değerlendireceğiz diyor. Devam ediyor. Gözaltı sürecinde ve kayyum atanması konusunda hukuken yapılan yanlışları vurgulamak için aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığımızın düzenlediği basın toplantısına katıldık diyor. Yani e, Mansur Yaşın burada şudur, şu duruşu var. E, hukukçu bir kimliği var. Ee, ve hukuki açıdan, tabii ki kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değil ama hukuki açıdan değerlendirdiği zaman işte o 10 yıl önceki soruşturma evraklarına giren 10 yıl önceki delillerin olması, sabaha karşı yeri yurdu belli olan bir kişinin şafak baskınıyla evinden alınması, işte kayyum atanması, Ekrem Başkan da söylemiş biraz önce yani meclis iradesinin hiçe sayılıp kayyum atanması gibi hukuki garabetlerden bahsediyor ve bunun hukuki açıdan yanlış olduğunu söylüyor.